kanadımızda Türkiye, bir kanadımızda Avrupa, adım adım karış karış gezmeye devam ediyoruz. Baykuş her zaman der ki nerede, ne zaman karşınıza çıkacağım belli olmaz. Bir gün mutlaka karşılaşacağız diyoruz sizlere. Evet, şu an Konya Tavşançalı'dayız. Diğer yeni ismiyle Ömer Anlı'dayız. Evet. Çoğunluğu Norveç, İsveç, Danimarka, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızla dolu olan Tavşançalı'daki görmüş olduğunuz bu caddeler şu an boş gibi dursa da yazın burada adım atacak yer bulamıyorsunuz. İsterseniz biraz bu Tavşançalı'nın, Türkiye'nin en şirin kasabasının güzel insanlarıyla şöyle sıcak bir muhabbete takılalım. Ne dersiniz? Baykuş Konya'da, Tavşançalı'da. Sevgili Yasin kardeşim, ne güzel bir şirin kasaba, ne güzel bir yer burası. Neler diyeceksin? Burası Türkiye'nin şirin kasabası. Daha önce çok televizyon programlarında çıktı. Yeni ismiyle şu anda Ömer Anlı, bizim sağ olsun bakan Fahrettin Koca, kendisine de teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Biz Tavşançalı'yı seviyoruz. Bizim için Tavşançalı bir aşktır. Şimdiki ismi Ömer Anlı ama dil halen her zaman Tavşançalı diye geçiyor. İlk ismimiz, buranın insanlar gerçekten çok sıcak anlı. Hepsi de şu anda yurt dışında. Onlara da Allah sabırlar versin. Çok özlüyorlar biliyoruz ama yani gurbetteler. Onlar yerine ben vururum. Ben buradayım. Her zaman diyorum yapabileceğimiz bir şey varsa Tavşançalı için. Yapabildiğimiz kadar. Büyüklerimiz var, muhtarımız var. Yapacağımız fazla bir şey yok. Yani sakin şu anda. Kışın sakin. Yazın park yeri bulamazsınız. Park yeri bulamayız. Gerçekten yazın bulamazsınız. Çünkü 15-16 bin kişi en azından yurt dışında hemen hemen İsveç'te, İskandinav'ın tüm ülkelerinde, Almanya, Avusturya, Fransa dahil her yerde buradan gurbete gitmişler var. Biliyorsun oradakiler, İskandinav'dakiler sürekli pizzadeler. Yurt dışındakiler zaten herkesin sektörü belli. Yazın onları bekliyoruz. Bir iki aylığına geliyorlar, bize neşe veriyorlar. Gittikten sonra da üzülüyoruz. Evet. Yapılacak bir şey yok. Burada aslında önemli olan şu kelimeydi sevgili izleyenlerimiz. Yazın buraya geldiklerinde çok seviniyoruz. Kışın ise gerçekten de üzülüyoruz. Üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. Boynumuz bükülüyor. Diyor. Boynumuz bükülüyor. Yani söyleyince bile yani neredeyse artık gözyaşlarımız dökülecek. Yani gelmesini istiyoruz. Şöyle biz muhabbetimize devam edelim. Evet. Tavşançalı'da yine seninle muhabbete de devam edeceğiz. Biraz muhabbet edelim. Evet. Bu güzel şirin kasabada. İnşallah. Hadi bakalım, Tavşançalı'dayız. Dayıcığım, şimdi motoruna el koyacağız. Canı sağ olsun, devlet sağ olsun. Vay vay, isim neydi senin? Fehim Sürer. Fehim dayı, şöyle yanına bir geçeyim ben. Otur 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 otur, yanına geçeyim. Bu iki kişi taşıyor mu? 10 kişi taşıyor. Ehliyet falan böyle? Hiçbir şey yok. Ne ehliyet var, ne plaka var. Peki bu kaç model motor? 94. 94. Ha. Arıza veriyor mu? Çok. Daha geçen gün 750 lira verdik ya. Bu motora? Ha, bu motora. Buna satsan 750 etmez ya. Ne ederim, gücümüz yetmiyor. Ama taşıyor. Taşıyor. Sağlam. Sağlam. 94 model. Evet abi. Allah Allah. Bunun markası ne ya? Planet 5. Planet 5. Rus malı bile. He. Vay vay vay. Peki sen ne iş yapıyorsun dayı? Ben bahçe işleri yapıyorum. Ha, bahçe işleri. Evet. Tamam, bu yetiyor sana o zaman. Bana yeter abi. Ulan hıyar, babam çim etmedi. Tek tek attı. Bizim bahçeye yaptı, hiçbir çim çıkmadı. Ne yapıyor, bahçe işi mi yapıyor? Bahçe işi yapıyor dedi, çimi ekeceğim, istediğin parayı vereceğim dedi. Dedi ne yaparsan yap dedi, bu çim yemyeşil olacak. Hiçbir şey. Motordan mı, dayının işinden? Vallahi dayının işinden bence. Çim etmedik, bak yonca. Bol bol çay içtim, bol bol çay. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Buyur abi. Kaç yıldır bu işi yapıyor? Çim işi. Ben çim ekmedim, babası onu yonca... Ha sen yardım ettin ya. Ha, ha. Ben yeri sürdüm, ha. O yonca attı. Tamam tamam. Senin peki isim neydi dayı? Fehim Sürer. Fehim dayı, senin yurt dışında çoluk çocuk var mı? Hiçbir bir şey yok. Bende 4 tane evlat var, 3 kız. Ha. Biri polis, biri öğretmen, biri astsubayı Elazığ Sivrice'de. Bir tek oğlan var, o da bana bakmıyor. 20 senedir birbirimizle ne görüşürüz ne konuşuruz.
tek başına. Bir Allah bizde. Teyze? Teyze yavruların yanında. Ha, ayrıldın yani. Ayrıldım. 22 sene oldu. Gidersen çimlerle uğraşırsan, tarlalarla uğraşırsan, ha, teyzeye bakmazsan tabii ki bırakır seni. Ben teyzenin bak şimdi kıvır ettirme. Aman. Teyzeye nasıl bir baktım. Tamam dayıcığım, var mı bir isteğin bir arzun? Senin canın sağlığı Allah'a emanet ol. Peki sen hani buradan alıp götürseler seni İstanbul'a, İzmir'e, Bodrum'a yaşa, hadi oraya götürelim. Tavşan çalıyı. Yok abi. Tavşan çalıyı bırak filan. Tavşan çalıyı bir tane parket taşını İstanbul'la değiştirmem. Ben karım burada doyuyor. Burada huzurlu. Rahat. Bak bak bu. Bodrum mesela deniz kenarı. Ondan sonra o, böyle gökdelenlerde yaşayacaksın. O, şu motorlarda ya değil, en son model arabalara bineceksin ya. Ya İstanbul'a, İzmir'e göndereyim seni. Sen Mehmet Ali Erbil'i geçtin de beni bir bırakmam. Yok yok. Ne diyorsun? Sen burada mı kalıyorsun? Ben burada kalıyorum. Ben tavşan çalının bir taşını İstanbul'a da Bodrum'a da değişmem. Değiştirmem abi. İşte buranın sevgisi büyüklerde bir başka, gençlerde de bir başka. 83'te ben Bodrum'a gittim. Kooperatif evleri vardı. Çalıştım ben bir aşağı indim. Çalışmış. Yarısı çıplak. Aşağı indi. Yarısı çıplak. Bu oynuyor. Gümle gümlettiriyorlar. Ben o birisi gün yorganı topladım geldim. O bir gün. Orada yaşamam ben. Gece hayatı Bodrum'u gitti, gördü ve kesinlikle ertesi gün döndüm diyor. Döndüm abi. Burası diyorsun. Vatanım burası, Türkiye'm. İç Anadolu'm benim. Ben kendim şahsen Erzurumluyum bak. Onu da sana söylüyorum. Ama sen diyorsun. Ben artık buralıyım. Buralıyım ben. Efendim dayının işleri de iyi. Odun kesilir diyor. Bizler de odun kesmeye gidelim diyoruz. Ve Tavşan Çalı'da muhabbetimize devam ediyoruz. Efendim Türkiye'nin en şirin kasabası Tavşan Çalı diyor Tavşan Çalı'dar ve gerçekten çok şirin bir kasaba ve Türkiye'nin en zengin kasabası diyorlar buraya. Gerçekten de yurt dışında İsveç, Danimarka, Norveç'te inanılmaz bir tavşan çalılar yaşıyorlar Avrupa'da ve Avrupa'nın her yerinde. Kardeşim Cemil. Cemil, yazın bu yolla böyle duramazsın. Burası yok. Tıka basalı. Tıka basalı doğru. Hep yurt dışından gelen hepsi, kardeşlerimiz var. Hepsi yurt dışında. Sormaya cevap vereyim. Evet, buradan akraban var mı senin yurt dışında? Var, kardeşlerim var orada. Yani yok dese zaten şaşacağım. %90 hepsi Avrupa'da tavşan çalı olarak. Bak dayıların da var değil mi? Merhaba, o tarafa doğru yürüyelim. Bu arada siz de hoş geldiniz tavşan çalıya. Kardeşim benim. Kendine iyi bak diyoruz, bu tarafa doğru yürüyoruz. Selamun aleyküm. Beş kardeşler, biz buraya bağlı. Merhaba, merhaba. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Beş kardeş köyünde yaşıyoruz. Beş kardeş köyünde. Peki tavşan çalı. Türkiye'nin en şirin kasabası diyorlar. Doğru. Aynen öyle. Öyle mi? Öyle. Yani. Neden? Ne desen var burada. Ne var? Yardımseverlik desen yani burada can biter. Yani Allah'ın verdiği canı bir Allah verir ama burada o canı da verirler. Yani o kadar ki yardımsever. Milliyetçilik var, yardımlaşma var. O yüzden. Evet. Hepsi Avrupacı olduğu için. Evet. Avrupa'dalar, orada bir hasret var, orada bir sevgi var. Hepimizin çocuğu orada. Benim de oğlum İsveç'te. İsveç'te? Evet. Vay vay vay. Duygulandın sen de ya vallahi. Gözleri doldu babanın da. Oğlun orada İsveç'te. Nerede? Stockholm'da. Tamam, oğluna selamlar olsun. Selamlar olsun. Yani burada bir sevgi var. Burada bir yardımlaşma var. Burada bir özlem var. Evet. Türkiye'nin en şirin kasabası. En güzel kasaba. En güzel kasabası burası diyorlar. Gerçekten de sıcak insanlar var. Çünkü burası yazın. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizle tavşan çalılarla dolup taşıyor bu sokaklar. Sen bu böyle yol bulamazsın. Araba ne park yeri bulamazsın. Bulamazsın. Değil mi? Doğru. Evet, peki buradan var mı sen tanıdık içinde? Benim oğlum var. Oğlum var. Kızım var. Hadi bakalım. Hepsine bol bol selam. Tüm arkadaşlarıma bol bol selam söylerim. Yakın ve uzak herkese bol bol, gurbetteki gurbetçilere. Ben kendim de Avusturya'da emekli oldum, geldim. Avusturya'da? Evet. Hadi bakalım diyoruz. Efendim burası Tavşan Çalı ama eski adı Tavşan Çalı. Şimdi Ömer Hanım kasabası. Aynı zamanda da değerli Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımızın, çok sevdiğimiz Sayın Bakanımızın da burası köyü.
kendisi bu topraklarda, Tavşançalı'da, Ömerhanlı'da doğdu, büyüdü. Onun da evi burada. Buradan da Sağlık Bakanımıza sevgilerimizi yollarken, yazın bu yollarda park yeri bulmanız imkansız. Bu yolların böyle boş olarak görmeniz imkansız. Çünkü hepsi şu an yurt dışındalar. Hele bir yaz olsun da onlar buraya bir akın etsin de bu sokaklar neşe dolsun. Hasret olacak bu sokaklarda, sevgi olacak bu sokaklarda. Çünkü onlar Tavşançalı'yı özlüyorlar, Ömerhanlı'yı özlüyorlar ve yazında buraya geliyorlar. Büyüklerin ellerini öpüyorlar, hasret gideriyorlar diyoruz ve muhabbetimize devam ediyoruz. Muhabbetimize devam ediyoruz Tavşançalı'da. Babacığım neler diyeceksin? Vallahi ne diyelim işte, bu Covid-19 nedeniyle milletimiz, halkımız hepimiz sıkıntıya düşürdü. Yalnız tek üzüldüğümüz taraf, yalnız insan aklımızı biraz soğuklaştırıyor. Soğuk oldu. Artık bizim millet, bilmiyorum. Buranın... Yaz etkiledi mi dayı? Çok etkili. Mesela yazın böyle bu sokaklar tıka basa oluyor burası. Ya adım açacak yer bulamazsın. Açacak yer, peki bu yaz nasıl geçti? Bu yaz çok sakin geçti. Çok sakin, sakin, çok sessiz. Kimse gelmedi. Yok, gelmedi. Özlediniz siz de. Haliyle ister istemez özledik. Hele bilhassa gurbetçi arkadaşlarımız, büyüklerimiz, analarımız, babalarımız temel özlem içinde kaldılar. Onlar temel sıkıntılı. Biz gene toprağımızın da oturuyoruz, kalkıyoruz. Onlar için temel sıkıntılı. He. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, onlar yurt dışındaki kardeşlerini, abilerini, babalarını özlüyorlar. Bu sokaklar az önce de dediğimiz gibi tıka basa dolu oluyor ama bu yazda boş geçiyor. Aynen öyle. Şimdi işte pandemi nedeniyle işte gördüğünüz gibi Tavşançalı şu anda bomboş durumda. Yazında işte istediğimiz beklenti olmadı. Pandemide şimdi herkes, biz de onları özlemle bekliyoruz. Onlar da Tavşançalı özlemle bekliyorlar. İnşallah bu yaz, şimdi her sene %10 falan geliyordu. Şu anda %100'ünü bekliyoruz. Bu yaz inşallah burası bayağı kalabalık olacak, bayağı canlı olacak. İnşallah beklentimiz odu. Ayırmasın bizi yani. İnşallah. Kesinlikle, kesinlikle. Ya zaten korkumuz odur. Şu Covid-19 kalksa dahi bakıyorum gene biraz soğukluk araya girdi. Kaynaşma Allah'ın verdiği olsaydı. Kaynaşma biraz ya, sıkıntılı olacak. Kaynaşma vardı, şey vardı. Şimdi, ha, şimdi kaynaşma artık, yok. Şimdi artık millet o alışkanlık olunca bundan sonra kucaklaşma da herhalde biraz zor olacak. Şimdi artık yeni merhaba sistemimiz belli zaten. Evet yeni sistem. Böyle. Bir cenaze oluyor. 3-5 kişi cenaze namazını kılıyor. Eskiden 40-50, 100-150 kişi de olurdu. Ama şimdi bir bakıyorsun 4-5 kişi, ondan sonra gidip basalı dilen de yok. Yani, ne yani şöyle mi? Bahane, kim ayırdı bizi bizden? Hayırdır? Koronaya dur diyemedi. Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedi. Aynen öyle, aynen. Bilemedik. Hiç bilemedik. Buraya varacağını kimse bilemiyor, tahmin etmiyordu. Bundan sonra ne kadar da şey yapsak arayacağız ama o günleri bayrada bulamayacağız. Çünkü eski kucaklaşmalar, eski kaynaşmalar, mesela eski düğünler, İnşallah. Eski taziyeler. Yani bundan sonra pandemi gitse de bunu biraz 5 sene 10 sene bu şeyi yaşayacağız herhalde. Yalnız bu Covid-19 zengini, fakiri hepsini bir yaptı, hep eşit. Bunu anlamamız lazım yani. Evet arkadaşlar, şu anda canlı yayındayız bir de. Şu an Yasin'in de inanılmaz bir çevresi var. Bütün Norveç, İsveç, Danimarka, Avrupa'dakiler kardeşimizi çok iyi tanıyorlar. Hepsi seviyorlar. Biz de seni çok seviyoruz. Sağ olsun, ben de onları seviyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlar zaten olmasa Tavşançalı bugüne kadar bu şekilde olmazdı. Onlar sayesinde ayaktayız. Bu sene pandemiye rağmen gene çok şükürüyüz onların sayesinde. Maddi olarak da. İşte onların izine gelmesini bekliyoruz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, gerçekten de Yasin kardeşimiz çok güzel işler de yapıyor. Hayırlı güzel işler de yapıyor. Yüreği de güzel bir kardeşimiz. Tavşançalı'yı da çok seviyor. Tavşançalı da onu çok seviyor. Tavşançalı benim için bir aşktır. Yani Tavşançalı ötesi yoktur. Ne güzel. Ya, Tavşançalı'yı ben seviyorum. Ben daha önce de gurbetteydim. Ondan sonra hiç gitmeyi de düşünmedim. Yani şu anda ben Tavşançalı'yı seviyorum. Kimse olsa da olmasa da önemli değil. Siz Tavşançalı'yı nasıl gördünüz? Tavşançalı gibi biz de çok seviyoruz. Sevdiğimiz için geldik zaten. Yasin'i sevdiğimiz için, dostları sevdiğimiz için geldik. Ve iyi ki gelmişiz Tavşançalı'ya. Sevgili Yasin kardeşim, gerçekten de çok güzel yer. İnsanları sıcak, samimi, evet. Sevgi dolu. Özellikle de Norveç, İsveç, Danimarka ve Avrupa'dakiler
de sevgi dolular. Burayı özlüyorlar. İnanılmaz bir şekilde çok özlüyor. Bak ne yani şimdi ben özlüyorlar diyorum ama baban ne diyor? Çok diyor böyle. Çok o çok. Söylüyor, evet. Böyle, hani tavşan çalıyı özlüyorlar diyorum ya. Anlıyoruz. Söyle bir ona. Çok özlüyorlar dedi. Onların özlemlerini anlıyorum ben. Aynen. Ben de şu besteyi yaptım az önce. Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik. Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik. Korona ayırdı bizi. İnşallah ayırmaz diyoruz. Ve buradan muhabbetimize devam ediyoruz. Tavşan Çalı'dayız. Sevgili izleyenlerimiz, kardeşimizin elinde alışveriş yaptığı ürünler vardı. Birden vallahi koştu. Yani görüyor işte. Hani görüyor, bakmıyor. Esnaf üzerine bir numaradır yani. Bunu sana getirdiğinde direkt ne dedin? Adamın dibi dedim. Aynen öyle. Evet sevgili izleyenlerimiz, gerçekten de işte işini seven adam. İş onu hiçbir zaman yalnız bırakmaz. İşte sevenleri de yalnız bırakmaz. Aynen öyle. Değil mi? Aynen abicim. Günlük taze malları, ondan sonra ne bileyim ağızdan zeyesine bir yerde bulamadığınız şeyi burada bulursunuz yani. Neden arayacaksın süpermarket? Çünkü öğünleri daha güzel. Her taraftan veya Türkiye'den bizim öğünlerimizi getiriyorlar. Ve bizim diyarımızın tatlarını buraya sunuyorlar. Ne güzel. Yaş kaç? 12. 12 yaşındasın. Hı hı. Oo, ne güzel anlattın arayacağın süpermarketi ya. Sen kaç yaşındasın? 10. 10. Adın ne senin? Dilek. Dilek. Ne güzel. Neden arayacağın süpermarket? Çünkü burada her şey daha doğal ve daha güzel. Ve bizim tadımıza en uygun olan market burası. Maşallah. Aradığın her şeyi buluyorsun. Aynen. Baksana ya, alışveriş yapmışsınız, her şeyi almışsınız. Ne güzel. İşte sevgili izleyenlerimiz, 10 ve 12 yaşında abla, kardeş arayacağın süpermarkete gelmişler. Alışverişlerini yapıyorlar. Ne güzel anlatıyorlar abi. Yani bak, daha 10 yaşında çocuklar ya. Ne güzel anlatıyorlar. Demek güzel şeyler getiriyorum. Onun için güzel şeyleri de anlatıyorlar değil mi? Ya. Aynen. Hem arayacağın aradığını buluyorlar. Hem arayacağın süpermarketi seviyorsunuz, hem de Yusuf amcanızı değil mi? Evet. Ve Baykuş amcanızı da çok seviyorsunuz. Evet, çok seviyoruz ve sevgiyle sizi seyrediyoruz. Eyvallah. Eksik olmayın. Yani neden arayacağın süpermarket dedik ama neden Baykuş? Vallahi aslında biz ATV'de hep sizi görüyoruz. Evet. Programlarınızı seyrediyoruz. Buraya annemin alışverişlerini almaya geldik. Tesadüf diye bir şey yok. Demek ki karşılaşacak. Aynen. Baykuş abiyi videoda seyrettim. Türk bayrağına karşı hassasiyetini gördüm. Köln'de çok hoşuma gitti. O yüzden ben de Türk bayrağı olan güzel bir bıçağı Baykuş abiye hediye etmek istiyorum. Eyvallah kardeşim benim. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Bundan ben ne yapmam gerekiyor bu bıçakla? Yani ha, bayrağa düşman olanlar, onları bıçakla, silahla değil, güzel laflarımızla bayrağımızın kıymetini
bizim için önemini anlatmamız lazım diyoruz. Savaşla değil, kavgayla değil diyoruz. Bunu evde et keseriz artık. Güzel böyle etleri keseriz. Muhabbetimize devam ediyoruz. Şimdi Yusuf abi diyoruz ya, çalışkan. Ama burada çalışkan olmayanın işi yok zaten. Kardeşim bile olsa gözünün yaşına bakmasın yani. Aynen. Benim gibi çalışmasa hemen eve yollarım. Kardeşi de burada. Yani kardeşim az kalan yolluyorduk. Çok mal veriyor, hep stres bana geliyor. Abi yani geldiğimizden beri maşallah sen de çalışıyorsun, durmuyorsun. Aynı abine. Aynen öyle. Ben sabah geldim akşama kadar malları diziyorum, fiyat çıkarıyorum, kontrol ediyorum. Yani yani her kardeşi şey bile olsa gözünün yaşına bakmaz değil mi? Ya öyle bir. Çalışmak zorunda. Evet. Vay be, iyi ki kardeşin değilim abi senin. Yoksa benim de gözüm yaşına bakmazsın, ben de çalıştırırsın. Hele ben de sıkıya hiç gelemem. Beni direkt kovarsın. Öyle değil de bir de böyle bir işte bir yerde bulamaz ama. Baykuş. 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 Arıcan süpermarket. Arıcan süperdir. Vay. Fazla söze gerek yok. Arıcan süpermarket dedim. Arıcan süperdir. Evet. Ne güzel. İşte Deutsch. Rumeniş. Olsun. Arıcan süpermarket. Ya süper. Abi maşallah herkes de böyle sıcakkanlı. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Neden Arıcan? Abi süpermarket ya. Harika. Abi bak süpermarket diyorlar abi. Yani bu süpermarket olduğu için süper. Abin oldu her yer harika. Süpermarkette bir hani bunca yıllık başarı diyoruz ya. Bu başarı neyle oluyor? Yani çabayla. Çabayla oluyor. Çünkü süpermarketi işletmek bu kadar büyük bir yerde hizmet vermek kolay değil. Çaba bunun sırrı. Hani bir püf noktası vardır mutlaka. Püf noktası temiz hizmet etmek, akıllıca çalışmak, sağlam, dürüst, kimseyi kandırmamak, kimseye de kötülüğü yapmamak, işine sahip olacağız. İşine sahip oldum illa ki bir de çalışacağım, çaba göstereceğim. Nasıl diyorlar, çalışan demir paslanmaz. Evet. Sen de çalıştır mı Allah rızkını verir. Yani sabahın 4'ünde 5'inde kalkmak, müdür değil de kendisi gitmesi. Mesela aynen. Sen sabahın her sabah 4'te kalkmak. Her sabah saat 4'te, 3'te, 3.30'da. Yani en geç 4'te ayaktayız. Temiz temiz malları seçip burada müşterilere hizmet etmek için. Onlar da memnun kalsınlar, biz de temiz temiz satalım diye. Şimdi Yusuf abi her sabah 4'te uyanıyor, hale gidiyor. He. Günde kaç saat uyku? Vallahi bazen 4, bazen 3, bazen 5, 6. Bir hafta sonra tam böyle sırt üstü yatıyorsun, bataryayı dolduruyorsun. Vücut alışmış, onda da yatamıyorsun yani, erken kalkıyorsun. Bir uyanıyoruz ama pazar olduğunu biliyoruz, yine yatıyoruz. Patron gibi değil. Burada bir işçi gibisin. Onu aynen. Ona dikkat ediyorum. Ben hatta işçiden aynen. İşçiden daha fazla çalışıyorum. İki kişi, üç kişi de benim kadar çalışamaz. Bir Yusuf daha. Sağ diyoruz değil mi? Birkaç market daha olur o zaman. Aha, bir tane Yusuf abimiz var işte. Gerçekten de tebrik ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Raflar çok düzenli. Onlara dikkat ettim süpermarkette. Düzen ve ürün yelpazesi. Sen çok de. Çeşit çok. Arıcan Süpermarket'in adresini alıyoruz. Arıcan Süpermarket Ahlin'dedir. Rotman Strasse 66'da.
Efendiyiz EA Möbül'de. Koltuk takımı mı lazım? Yatak odası mı lazım? Yemek masası mı lazım? Ayna takımı mı lazım? Ivır sıvır mı lazım mutfağınıza? Züccaciye bölümünde aradığınız her şey EA Möbül Bielefeld'de. Burası çift kattan oluşmakta. Kaç metrekare üzerine kurulu bir alandayız. Gerçekten çok büyük bir alan. Burası var ve alt katı var. Var da var. Evet, şimdi biz burada yukarıda 600 metrekare, 600 altta da bir 600 metrekaremiz var. Onun dışında karşı tarafta da, yolun karşı tarafında da depomuz var, 1250 metrekare. Yani siparişi verilen ürünler geldiği zaman oraya komisyon ürünü olarak konuluyor. Tarihleri geldiği zaman müşterilere teslimatı yapılıyor. EA Möbülü'nde şimdi alt katındayız ve dediğimiz gibi hem yukarısı hem alt katı ve hem de karşıda depo bölümüne de hizmet veriyorsunuz. Evet Barkuş Bey. Şimdi burada alt katı da özellikle koltuklarla doldurduk, yataklarla doldurduk. Çünkü bizim müşterilerimizin ağırlık, yani büyük bir bölümü genelde bize geldikleri zaman yatak ve koltuk soruyorlar. Evet. O nedenle koltuk modellerini fazlalaştırarak müşterinin gözünü doyurmak istedik ve buraya da bu şekilde yatak, koltuk doldurduk. EA Möbül'de koltuk bölümündeyiz şimdi sevgili Evren kardeşim. Evet, koltuklarda da çok iddialıyız. Burada her çeşit ve her renkte koltuk takımınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Ve o imkanı da veriyorsunuz. Tabii ki. Görmüş olduğunuz bu renklerden koltuğunuzu seçebilirsiniz. Evinize en uygun rengi seçtikten sonra, ama en önemlisi yine koltukta da rahatlık ve kalite. Aynen öyle Baykuş abicim. Modern, şık ve birbirinden güzel kaliteli koltuk takımları da burada dedi Evren kardeşimiz. Ve görmüş olduğunuz bu renklerin hepsini de bu koltuk takımlarında uyarlayabiliyorsunuz. Tabii ki abi. Sizin bir farkınız da şu. Bu görmüş olduğunuz koltuk takımını eğer isterseniz ki yemek masasına da uyarlayabiliyorsunuz. Yemek takımında kombine yapabilirsiniz. Sandalye rengini, kumaşını ve koltuğun kumaşını aynı renkte seçme imkanınız var. Bu da bayanların en çok üzerinde durduğu konu. Onun için biz de o konuya çok değer verdiğimiz için her rengi sergiliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, gerçekten de bu da önemli ama küçük bir detay gibi görünse de aslında büyük bir detay. Bu koltuğu beğendiyseniz, bu koltuğu satın almaya karar verdiyseniz istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Hemen Evren'le bu tarafa doğru yürüdüğünüz zaman da eğer ki koltuk takımıyla uyumlu olmasını istiyorsanız yemek masasındaki sandalyelerinde, örtülerinde daha doğrusu istediğiniz rengi de sandalyelerde yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Koltuğun kumaşlarıyla, sandalyenin kumaşlarıyla ayaklardan ve koltuğun ayakları da aynı şekilde krom veya gold da uydurabilirler. Bunu bu imkanı da sunuyorsunuz. Tabii ki. Evet, gerçekten bunlar hani küçük bir detay diyorsunuz ama koltuk takımınızın rengiyle, sandalyenin kumaşıyla ve tabii ki altındaki metal kısmını da aynı renkte size uyarlama şansını veriyorlar. Yani koltuk, yemek takımlarının hepsinin birbiriyle uyumu çok önemli. Bayanlar buna çok dikkat ediyorlar. Tabii ki de amcim. Evet, burası EA Möbül diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten de görmüş olduğunuz gibi yemek masaları olsun, koltuk takımları olsun, her zevke, her bütçeye göre de her şey burada bulunmakta. Sevgili Evren, fiyatlar çok uygun. Yani bu koltuklara, bu yatak odasına, bu yemek masasına sahip olmak EA Möbül'de fiyatlar çok uygun. Çünkü 1200 metrekare burada, 1200 metrekare karşı tarafta, 2400 metre, 2500 metrekarelik bir alanda aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Aynasını, yatak odasını, yemek masasını ve fiyatlar çok uygun. Evet Baykuş abi, fiyatlar çok uygun. Biz de babamızla anlattığı gibi işte en uygun fiyatlarla en kaliteli ürünü burada sergilemek istiyoruz. Onu da başarıyoruz. Ne güzel, ne güzel. Baba oğul omuz omuza vermişsiniz. Babanın da tecrübesiyle birlikte evet, bu yolda ilerliyorsunuz. Ve 10 numara 5 yıldız bir paketiniz var. O paketi bir kere daha söyleyelim buradan. Evet, Evren'in de söylediği gibi 10 numara 5 yıldız bir paket hazırladık. İnşallah onu da alnımızın akıyla müşterilerimize teslim edeceğiz. Şimdi bu paketin içerisinde ne var? Bu paketin içerisinde çok kaliteli
yatak odası takımı var. Dünya markası. Evet. Modeli. Evet. Aynı zamanda oturma odası takımı ve yemek odası takımı olmak üzere 3 takım bir arada müşterilere bu paketi 10 numara 5 yıldız adı altında. Fiyatını da Evren söylesin. Gerçekten de inanılmaz bir fiyat. Evet abi, 5555 euro. Buradan her evlenen çifte buradan büyük bir duyuru. Yani, bir düğün hediyesi gibi bir şey bu. Kaçırmayın bu kampanyayı. Buyurun gelin. Normalde onun koltuğunu alırsınız o fiyatlara. 5555 euroya koltuk takımı, bir dünya markası ismi geldiğinizde öğrenirsiniz. Evet. Ve yani yemek masası, yatak odası. Evet. Hepsi içerisinde. Hepsi. Aynası, dolabı. Yatakta dahil abi. Yatak dahil, matrasa da dahil. Evet, matrası da dahil abicim. Vay vay diyoruz ve ne güzel, ne güzel diyoruz. Zaten görüntüde de izlediniz bu takımı. Gerçekten çok muhteşem bir takım ve istediğiniz renkte yapabiliyorsunuz. Tabii, müşterinin istediği renkte de yapabiliyoruz. Ücret alınmıyor. Hayır, ücret farkı olmuyor. Aynı zamanda bu paketin güzel tarafı da ürünleri kapı teslim yapıyoruz. Yani müşterinin kapısına kadar teslimatını da biz yapıyoruz. Evet sevgili Evren, EA Möbül'e nasıl ulaşacaklar Instagram'dan? EA Möbül Bielefeld. Facebook'tan? EA Möbül Bielefeld. Evet, EA Möbül, girin Instagram sayfasını ve Facebook sayfasını inceleyin. Bütün modeller orada. Evet abi. Ve buraya da gelip görmeniz gerekiyor. Bielefeld ve çevresi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. EA Möbül, önümüzdeki hafta yine Baykuş Show'da tanımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Birbirinden güzel modelleri, birbirinden uygun fiyatlarla birlikte. Burası EA Möbül. Son olarak adresi alalım Evren. Karolinenstraße 25 33 609 Bielefeld. Ve burası neresi? EA Möbül. Buyurun gelin. Mutlaka. Türkiye'nin en şirin kasabası diyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ömer Anlı en şirin kasabası, Konya'nın en şirin kasabası. Yani Türkiye'nin şirin kasabası burası. Konya'nın mı? Türkiye'nin. Türkiye'nin. Neden şirin kasabası? Vallahi belli, sen gezersin görürsün. Ya ben sana bir söyleyeyim. Hakikaten çok şirin bir kasaba ya. Senin gibi şirin bir dedemiz var burada ya. Maşallah. Ne güzel misafirperverler ya. Vallahi. Her şeyinde şirin be. İsim ne dayı? Hasan. Hasan dayı. Akbebe. Akbebe. Evet. Akraba falan var mı senin Avrupa'da? Çok. Danimarka'da, çok. İsveç'te, çok. Norveç'te. Evlerimiz bunu da çekin bir. Evi de mi çekin? Evi de. Evi de mi çekin? Peki dayı, buranın güzel bir türküsü var mı ya? Vallahi türküsü de var ama. Yaş kaç senin? 85. 85. Ya vardır tavşan çalının bir türküsü. He. Yok mudur 85? Sen bileceksin. Yani bir tavşan çalı türküsü. Vardır ama. Hacı Bira, sen söyler misin bir? Türkü. Yani. Bir türkü söyler misin? Türkü. Var. Ya Allah. Ne diyorsun bu? Bu gençlerden sorarsın. Gençler bilir. Ya eskiler bilir, eskiler. Eskiler yok, öyle bilir. Bir türkü yok. Tavşan çalının türküsü var mı yeni? Bildiğin yok. Var mı? Senin akrabalar, çocuklar, tanıdıklar var mı yurt dışında? Hepsi var, çok. Hep yurt dışında. Çocuk vardı, sabahın gitti. İsveç. Şimdi normalde yazın burası Danimarka, İsveç, Norveç'teki kardeşlerimiz hep geliyorlar. Bu hastalık yüzünden geçen sene gelmediler. İnşallah bu sene gelirler. Ya sokaklar böyle boş ya. Hiç kimse yok ki tavşan sende boşandı. Tavşan sende hep dışarıda. Hepsi dışarıda. Hep dışarıda. Yazın bir geliyorlar cıvıl cıvıl. Yazın bir geldim, bir iki ay burası. Seviniyorsun o zaman. Oo. Kendi evlatların gelmiş gibi oluyor. Tabii canım, tabii. Evet, Avrupa'daki kardeşlerimiz Norveç, İsveç, Danimarka. Seninkiler nerede? Bizimkiler İsveç'te de var, şeyde var, Danimarka'da var, Avusturya'da var. Üç devlette de var. Üç devlet. Evet. Ne güzel, ne güzel. Efendim, muhabbetimize devam ediyoruz. Kim İsveç'ten geldi? Sen İsveç'ten mi geldin? İsveç'te. Evet. Ay merhaba abi. Neresinden merhaba. Geldin İsveç'e? Stockholm. Stockholm'da. Nasıl peki? Şimdi İsveç de güzel. Ben biliyorum oraları. Hele Stockholm'da çok güzel. Ama tavşan çalı mı? Yoksa İsveç mi? Ya memleket memlekettir. Toprak topraktır. Ya şimdi. Bu kışta geldim. Niye? Çoluk çocuk hepsi orada.
Ben sana bir söyleyeyim mi? Şu dedelerin muhabbeti bir İsveçli dedede yok kardeşim. Tabii. Tabii. Yani sen şöyle şirin dedeler var mı ya İsveç'te ya? Ya İsveç'te var şirin dedeler ne arasın? Herkes çalışmadı. Burası rahat. İskandinavya hep bizim köy yani. Sen Stockholm'da kalıyorsun. Cihan Bey. Evet. Ne güzel ne güzel sevgili izleyenlerimiz Stockholm'da kalıyor. Stockholm'da da tanıdığı dedeler var. Arkadaşları var ama kardeşim adamın içini açmıyor o dedeler ya. Aç, iki ayda bir geliyorum. Geliyorsun niye? Çünkü buradaki dedeler ne güzel dedeler. Durumlarımız da müsait olduğu için devamlı geliyoruz. Maşallah. Onlara bir şey getiriyor musun? Getiriyoruz nefil getiriyoruz. Hediyelerini. Al bak işte al bak aha ne diyor. Hiçbir şey getirmez bu. Evet. Hiçbir şey getirmez. Hiç. Ama dedelere bak abiye getirmiş. Sana ne getirdi dur. Dur sana ne getirdi? Devamlı biz bu ATV seriydi. Eyvallah. Devamlı. Sağ ol. Sana ne getirdi İsveç'ten? Valla para vermez. Kim niye versin abi para yani? Sen bana para ver. Niye komşu hakkı? Sen bana para verir misin? Dayımdır. He? Para niye ver? Çikolata getiriyor ama. Ya bunlar Avrupa'da geliyor. Bize bir karşılık versinler. Yani şimdi Avrupa'dan gelenler sanki ağaçta para topluyorlar. Şimdi ben çift evliyim de. Ben çift evliyim. Evet bir İsveçli bir de buralı. Evet, şimdi olay başka yerlere gitti. Paradan çift evliye gitti. İki tane eşi var. Aynı zamanda çifte vatandaşım. Oho! Her şey çift. Her şey çift. Sevgili izleyenlerimiz gerçekten de ilginç bir durum. Çifte vatandaş. Hem İsveç vatandaşı, çifte vatandaş. Hem Türk vatandaşı. Hem de çifte evli. Hem İsveç, biri de buralı yani. Buralı. Konyalı tabii. Konyalı. Yalnız İsveç hanımını çok üzüyorum. Özlüyorsun. 4 gündür geldim ben çok üzüyorum. Evet, çifte vatandaş, çifte evli. Ne diyeceksin kardeşim? Yorumsuz bırakıyorum. Gerçekten de yorumsuz bırakıyorum. Yorumsuz bırakıyorum. Evet, çifte vatandaş, çift evli, hem Konyalı bir ablamızla evli, hem de bir İsveçli ablamızla. Ama gerçekten beni üzen bir konu bu. İsveçli ablamızı özlediğini söylüyor. Yani özlüyorum ben. Konyalı. Konyalı az özlüyor. İsveçli özlüyor. Özlemiyor. Yok öyle abicim, diyor. Abicim adam değil. Yok ben kesinlikle katılmıyorum. Günde 3 defa telefon ediyorum. Kime? Konyalı hanıma 3 günde bir ediyorum. İsveçli'ye daha çok arıyorum. Günde 3 defa, 4 defa telefon ediyorum. Oğulları şu an seyrediyor. Oğulları diyor ki kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Evet, senin çocuklar seyrediyor canım. 6 çocuğum var. 6 çocuk var. Evet. Ama şimdi tabii ki canım yani Konyalı ablamız da sana kızacak. Kızar abi, niye kızmasın yani? Sen gidip de Konyalı'nın hanım beraber oturur, beraber yemek yapar. Allah beraber Allah. Yedi içeriz. Vere yani ayrı ayrı değiller. Gelirler, otururlar, yerler, içerler. Gerçekten. Şimdi İsveçli hanım bana para fazla verdiğin için ben onu seviyorum. Evet. Bana bilmiyor. Evet. Şimdi yaş kaçmadı? Yaş 60. Yaş 60. Maşallah. Daha böyle işi bitmiş derler. Ama ben... Gerçekten senin koordineli çalışman ve iki tane hanımı idare etmen... Ya işte ve dört olsun. Denge sağlaman müthiş. Fark etmiyor. Dört olsun aynı birbirini severler yani. Maşallah. Evet, öyle. Ah diyelim çifte vatandaş, çifte evli. Dayıcım. Evet. Sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz gerçekten de. Muhabbet çok şirin gidiyor, güzel gidiyor. Tavşan Çalı'da. Tavşan Çalı'da iyi gidiyor. İyisin. Tabii emeklisin arkadaşların her gün oturuyor. Emekli. Çocuklar hep Avrupa'da işte. Senin çocuklar? Hep Avrupa'da. Neresi? Danimarka? Danimarka, İsveç, Almanya, Avusturya her tarafta var çocuklar. Babacım 6 çocuk babasısın. Yenge nerede? Yenge biri vefat etti Allah rahmet eylesin. Biri de hastalandı bıraktı. Şu anda huzur evinde. Ayrıldın. Yani iki evlisin gene. Evet. Bak işte bak adamın iki tane hanımı var. Bir İsveçli. Sen niye gitmedin? İstesin ben İsveç'te hanım getireyim evlensin. Orada oturmanı da olabilir. Hadi canım. Al işte adam sana iyilik yapıyor. Şimdi daha adayım yine de evleneceğim. Evleneceğim. Yaş kaç? 73. 73? Evet. Evet 73 yaşında dayımız evleneceğim dedi. Biz ikimizi şeye götür, Esra'ya götür. Yok baba abi burada işte ben diyor buluyorum diyor. İsveç'te bana bak. İsveç'te bulurum diyor musun dayı? Evet desin ben bulurum. Evet. Evet.
Evet. Evet dedi ve iş yaşamaktansa oraya gittim. Yalnız yaşamaktansa İsveçli bir tane bayanla yaşarım diyorsun. Neden buradan almıyorsun? Burada koca varmıyorlar. Varmıyorlar. Hepsi rahatlar. Hepsi maaşları var. Konyalı'nın, Tavşancalı'nın gücünü gösterdin İsveçlilere. Gösterdim. O referansla bulurum diyorsun. Bulurum ben, bir şeyler yaparım yani. Sen bir şeyler yap. O zaman hayırlı uğurlu olsun size de. Teşekkür ederim. Dayımızın da yakında nikah olur inşallah. İnşallah. Efendim sımsıcak muhabbetimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Konya, Tavşancalı'dayız. Küş'ün galerideyiz. Worms'tayız sevgili izleyenlerimiz ve yanımızda sevgili Gürbüz kardeşimiz var. Merhaba kardeşim. Merhaba, hoş geldin Baykuş. Hoş bulduk diyoruz ve ilk göz ağrısı Gürbüz'ün Küş'ün galeri Worms. Bundan kaç yıl önceydi ilk çekimimiz gerçekleşmişti? 12 sene aşağı yukarı oluyor. 12 yıl. Aynen. Evet sevgili izleyenlerimiz, 12 yıldır Baykuş Show'da Küş'ün galeri var. 12 yıl açıldığı günden beri şu an kaç şubemiz var zaten bilen biliyor, yine hatırlatalım. Şu anda 3 tane şubemiz var. Worms ana şubemiz şu anda olduğumuz yer. Ludwigshafen ve Mannheim'da olmak üzere 3 şubemizden hizmetimize devam ediyoruz. Evet, dile kolay. 12 yıl önce buraya açılışa gelmiştik ve o açılışta Küş'ün galeri Worms'u açmıştık. Ve ben kendim olmak üzere tanıdıklarım, dostlarım, aile dostlarımız, çevremizdeki herkes mutfağını nereden alıyor? Küş'ün galeriyadan alıyorlar. Ve Mannheim, Ludwigshafen çevresi ve daha da uzak yerlere mutfak veriyorsunuz. Gerçekten de bu konuda kendim de aldığım için, dostlarım da aldığı için mutlular, huzurlular. Çünkü gerçekten mutfakların kaliteli, fiyatların uygun. Neler diyeceksin sevgili kardeşim? Vallahi yani 12 seneden beri hizmet vermekten dolayı çok mutluyuz birincisi. Şu anda Almanya değil Avrupa'nın her tarafına mutfak kurduk. Güzel referanslarımız var. Yani gittikçe de büyüyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Yani ilk günkü heyecanımızdan da devam ediyoruz. Yani çok güzel. Bu evet. Şekilde devam edeceğiz inşallah. İnsan kazanıyor sevgili izleyenlerimiz. Ve Küş'ün galeri güzel bir şekilde emin adımlarla büyüyor. Birdi iki oldu, ikiydi üç oldu. Ve dost biriktiriyorsun. Güzel, değerli dostluklar kuruyorsun. Evet, yani şu anda müşteri değil, bir aile gibi olduk müşterilerimizden. Gerçekten yani eş dost akraba gibiyiz. Sağ olsunlar, bizi de çok güzel destekliyorlar. Bir yere bir mutfak kurduğumuz zaman bizi devam öneriyorlar. Ve ağaç misali, dallandık, budaklandık, büyüyoruz. Rabbime şükürler olsun. Gerçekten yani lafta değil, kendimize... Belki bu kadar özenmeyiz. İnanın yani müşteri milimine kadar, en ince ayrıntısına kadar müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği güzellikleri sağlamaya çalışıyoruz. Kaliteyi uyguna getiriyoruz. Yani müşterilerimiz de bunları görüyor. Gerçekten yani mutfak sektöründe markalaştık, büyüdük. Biz de güçlendik zamanla. Yani çok daha güzel hizmetler. Biz büyüdükçe hizmetimiz de daha iyileşiyor. Daha geniş yerlere hitap etmeye başlıyoruz. Yani buradan müşterilerimize de bizden alan, bizi tavsiye eden, buradan da yani gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Ve şu an pandemi dönemi, her yer kapalı. Kapalıyken nasıl hizmet veriyorsunuz sevgili kardeşim? İnsanlar hani acaba mutfaklar geliyor mu, nasıl oluyor? Ya tabii şu anda devam ediyor, hizmetlerimiz devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Biraz yavaşlamış olsa da dışarıda montörlerimiz mutfak kurmaya çıkabiliyorlar. Bu daha serbest. Online hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz bizi arıyorlar. Gidiyoruz, ölçülerini alıyoruz. İsteklerine göre planlıyoruz. Teklifimizi sunuyoruz. Olduktan sonra örnek kapaklarımızdan, laptoplarımızdan gidiyoruz. Direkt müşteri de servis vermeye devam ediyoruz. Yani şu anda dükkanlar kapalı, müşteri alamıyoruz ama dışarıda, sahalarda daha devam ediyoruz. Evet, Küş'ün galeri hizmet vermeye devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Peki sevgili Gürbüz, şöyle yani ürünlere bakıyorum, mutfaklara bakıyorum. Şu ürünler gerçekten hani
Her şey ama her şey çok kaliteli. Çünkü ben de senin malzemelerini kullanıyorum. Mutfağını kullanıyorum evimde. Alo dediğiniz zaman da hemen size mutlaka dönüyorlar ve mutlaka ne istediyseniz, ne arzuladıysanız zaten eksiksiz yapıyorlar işlerini. O konuda da alkışı hak ediyorlar sevgili izleyenler. Kullandığınız malzemeler gerçekten bir Alman firmasına gidiyorsun, fiyata bakıyorsun bir katı, iki katı. Aynen. İnanılmaz fiyatlar var arada. Ya tabii şimdi şu mutfak sektörü değişik bir sektör. Aynı şöyle anlatayım size. Dışarıda şimdi her türlü arabayı görüyorsunuz. Yani hepsi araba ama hepsinin markası ayrı. Mutfak da böyle. Yani biz en kaliteli mutfakları en uygun şartlara getirip müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Şu şekilde oluyor bu. Yani bizim 3 tane şubemiz var. Kendimizin. Bunun üzerinden yani yaklaşık Avrupa'nın 15 tane dükkanına malzeme veriyoruz. Alışlarımız kuvvetli oluyor böylelikle. Bunları da direktman müşterimize yansıtıyoruz. Direktman müşterinin fiyatına yansıyor. Uyguna alıyorsunuz. Aynen biz de uyguna alıp uyguna... 15 iş yerine mutfak verdikleri için. Aynen. Yani alışta kuvvetli olduğumuz için yani büyük bir mobilyacılarla da rekabet halinde olabiliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Küşün Galeri 3 yerde. Nerede? Worms, Ludwigshafen ve Mannheim'da. Evet, Küşün Galeri sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Evet. Mutlaka ulaşın. Şu an pandemi dönemi de olsa, korona da olsa evlere gelip hizmet veriyorlar, ölçü alıyorlar. Sizlerle iletişim halinde oluyorlar ve mutfağınızı hiçbir şey yokmuş gibi bu kötü dönemlerde bile gelip kurabiliyoruz. Ya tabii şimdi biz evlere geldiğimizde şu anki maskelerimizden geliyoruz. Gerçekten dikkatli bir şekilde. Yani devletin bize izin verdiği kadarıyla çalışabiliyoruz. Bu şekilde de yani çok hassasız. Biz kendimiz hasta değilsek zaten hizmet veriyoruz. Öbür türlü hiç bir şekilde kimseyi rizikoya atmıyoruz. Bütün tedbirlerinizi alıyorsunuz. Aynen bütün tedbirlerimizi alıp öyle geliyoruz. Mesafemizi koruyoruz. Yani ondan yana ustalarımız da her türlü mesafemizi sağlıyoruz. Sosyal mesafe şu anki aramızdaki olduğu gibi yoksa biliyorsunuz. Normalde aynen sarılaraktan yaşıyorduk. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, Küşün Galeri Worms, Ludwigshafen ve Mannheim'da var. 12 yıldır hizmet vermekteler ve sürekli insan kazanıyorlar, dost kazanıyorlar diyoruz. Size nasıl ulaşacaklar? Instagram ve Facebook'tan direktman Küşün Galeri'ye Worms, Ludwigshafen, Mannheim diye girerseniz direktman zaten bize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz, sosyal medyadan Küşün Galeri yazdığınız zaman, Worms, Ludwigshafen, Mannheim dediğiniz zaman mutlaka ömürlük bir mutfak alıyorsunuz demektir. Hem ucuza alıyorsunuz demektir hem de kaliteli bir mutfak alıyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Ve ne diyoruz? Mutfak lazımsa Küşün Galeri'ye uğramadan mutfak almayın. Son olarak ne diyoruz? Küşün Galeri'ye, ailenizin mutfakçısı. Gidiyorum buralardan dersem giderim. Ama asla sizleri yalnız bırakmam. Haftaya yine ATV ekranlarında birlikte olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Gitmiyorum. Haftaya yine sizlerle birlikte ATV ekranlarındayız. Bizden bu haftalık bu kadar. Her zaman olduğu gibi ailenizin tek kuşu baykuş der ki yeryüzünde ilk güzellik sevgi adına ne varsa hepsi sizlerin olsun. Gerisi bana yeter de artar bile. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. ATV ekranlarında kalın.